Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel çilekli bir pasta yapacağız. Bunun için öncelikle 3 yumurtamı, oda sıcaklığındaki 3 yumurtamı karıştırma kabına almıştım. Malzeme listesini videonun açıklama bölümünde sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu 3 yumurta ile 1 su bardağı şekeri mikserimle yaklaşık 5-6 dakika çırpacağım. Evet, 7-8 dakika mikserimle çırptıktan sonra şimdi mikserimi kaldırıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik unumu ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao. Kabartma tozu ve vanilyasını ekliyorum. Şöyle bir çırpma teliyle güzelce karıştırıyorum, soldurmadan. Bir çay bardağı yoğurdunu ekliyorum. Ve bir çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Tekrar şöyle güzelce çırpma telimle karıştırıyorum. İsterseniz bir spatula da kullanabilirsiniz. Hangisi sizin için kolay olacaksa. Bu sırada fırınızı açın, ısınsın, sıcak fırında pişireceğiz kekimizi. Kalıp olarak 28 santimlik böyle kelepçeli bir kalıp kullanıyorum. Farklı kalıplar kullanabilirsiniz, hiç önemli değil. Kek harcımı kalıbıma güzelce yerleştiriyorum ve sıcak fırında pişireceğim. Şöyle birkaç kere yere vuruyorum. Böyle kabarcıklar kalmasın, düzgün kabarsın diyerek. 175 santigrat derecede pişireceğim. Evet, kekim pişti. Benim fırınımda 15 dakikada pişti. Siz de kendi fırınıza göre pişirme süresini ayarlayın. Ve çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan testi yapmayı ihmal etmeyin. Bakın, şimdi kekimiz biraz soğurken üzerinin irmikli tatlısını yapalım. 1 litre sütümü tencereme alıyorum. 1 litre sütümün üzerine 1 su bardağı şekerimi ekliyorum. Üzerine 10 yemek kaşığı irmik. Aynı zamanda 1 su bardağı irmik oluyor. İrmiğimi de ekliyorum. Vanilya, hindistan cevizi ve hindistan cevizini daha sonra ekleyeceğim. Eğer evinizde hindistan cevizi yağı yoksa margarin veya tereyağı da kullanabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce muhallebi kıvamında pişireceğim. İrmikli muhallebim koyulaşmaya başladı. Bakın gayet güzel oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Vanilyasını ekliyorum. 2 adet vanilya ekliyorum. Bir su bardağı hindistan cevizi. Ve 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Dediğim gibi eğer evinizde hindistan cevizi yağınız yoksa tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Şöyle 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ekledim. Bu malzemeleri ocağımın altını kapattıktan sonra ekliyorum. Ve güzelce tekrar karıştırıyorum. Şöyle bir ilk ocak sıcaklığı çıktıktan sonra kekimin üzerine yerleştireceğim. İrmikli tatlımı kekimin üzerine güzelce yerleştiriyorum. Çok da fazla soğumasını beklemeyin. Katılaşır, güzel şekil veremezsiniz. Topak topak olur. Şöyle ılıkken hemen şekil verebilirsiniz. En sonunda üzerine sosu için 300 gram çileğimi güzelce minik minik doğradım. Üzerine 1 çay bardağı şeker ekliyorum. 1 yemek kaşığı limon suyu. 2-3 yemek kaşığı su ilave ettim.
Şimdi güzelce kaynatacağım. Nişastasını daha sonra ekleyeceğim. Nişastamın üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Şöyle sulandıracağım. Ve çilek sosumun üzerine ekleyeceğim. Çilek sosum da güzelce kaynadı. Şimdi onu blenderdan geçireceğim. İsterseniz hani blenderdan geçirmek istemezseniz bir süzgeçten de geçirebilirsiniz. Şöyle ocağımın altını kapatıyorum. Ocağımın altını açıyorum ve sulandırmış olduğum nişastayı sosumun içine ekliyorum. Güzelce karıştıracağım ve güzelce muhallebi kıvamında sosum hazır olacak. Şöyle kıvamını da ben size göstereyim. Bakın çok güzel olacak. Gayet güzel bir kıvam oldu. Ocağımın altını zaten kapatmıştım. Şimdi bunu güzelce bir ilk sıcaklığı geçtikten sonra irmik tatlının üzerine yerleştireceğim. Sosumu da güzelce tatlımın üzerine yerleştiriyorum. Ve pastamız artık hazır. Dinlendikten sonra güzelce servis yapabiliriz. Şöyle bir kaşık yardımıyla hemen düzeltiyorum. İlk önce oda sıcaklığında, daha sonra da buzdolabında, eğer vaktiniz varsa bir gece, yoksa 4-5 saat dinlendirip servis yapabilirsiniz. Ama tabii ki bütün kremalı pastalarda olduğu gibi bir gece dinlendirirseniz harika olur. Bir gece buzdolabında dinlenen pastamın şöyle kalıbından çıkartıyorum. İstediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle bu sefer farklı dilimleyeceğim. Çilekli kokoslar pastamız hazır. Bakın nasıl güzel gözüküyor, değil mi? Özellikle kekiyle, ara kremasıyla, çilek sosuyla muhteşem bir pasta, muhteşem bir oyun. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şu kekinin dokusunu ben size göstereyim. Nasıl güzel olduğunu siz de buradan görün inşallah. Bakın bulgur bulgur bir kek oldu. Evet, kekiyle. Bakın ne kadar güzel duruyor keki. Eminim çok seveceksiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki tarifte, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.